16 sezonluk kariyerinde tam 630 maça çıkmış, 459 gol atıp 128 asist yapmış, üzerine 24 kupa kazanmış ama hiçbir kez bir Ballon d'Or elde edememiş. Bu videoda Robert Lewandowski'nin paralel evrenine gideceğiz ve Robert Lewandowski kariyerine yeniden başlasaydı kaç kupa kazanırdı, kaç gol atardı, kaç Ballon d'Or kazanırdı? Bunun peşindeyiz. En az 4 Ballon d'Or elde edebilirsek süper olur. 8 sezonluk bir paralel evren bizleri bekliyor. Fazla zaman kaybetmeden Robert Lewandowski'yi görüyorsunuz. 71 overall'da arkadaşlar. FIFA 2009'da 71 overall, 78 potansiyelle başlamış. Ben de onu öyle yapacağım. 78 potansiyel verdim. Artık dinamik potansiyeliyle nerelere gelebiliyor onu göreceğiz. Çünkü hani en yüksek potansiyelini verip lan zaten adam inanılmaz bir oyuncu olacak olsun istemedim. Kendi performansına göre artık kötü mü oluyor, iyi mi oluyor onu görmek istiyorum. Lewandowski normalde profesyonel kariyerine Delta Varşova diye bir takımda başlamış ama oyunda Delta Varşova diye bir takım olmadığı için onu ben ikinci takımı Legia Varşova'da başlatıyorum. Legia Varşova'nın ikinci takımında da oynamış, B takımında, orası da ayrı da oyunda oldukları için buraya koydum. Lech Poznan bir sonraki takım, ondan sonra da Dortmund ve Bayern, öyle gidiyor. Bu sezon antrenmanlarında gol makinesi diyeceğim. Bitiricilik, atak pozisyonu, bunların hepsi yükselsin. İlk sezon için takımı UEFA'da olacak. Crystal Palace, Sparta Prag, Lorient. Fena bir grup değil. Çıkabileceğimizi düşünmüyorum ama ne olur ne olmaz bilmiyorum. Polonya'da bir şampiyonluk bekliyorum. Ayrıca Lewandowski'nin de gol kralı olmasını istiyorum. Bakalım ilk sezonda ne olacak? Geçelim sezon sonuna. Arkadaşlar, sezon sonuna geçerken like butonuna basarsanız mükemmel olur. Beni yeni keşfettiyseniz, kanala abone olursanız da böyle videoların daha da fazlasını görebilirsiniz. Ayrıca beni Twitch'te takip edebilirsiniz. Pazartesi, salı, perşembe, cuma canlı yayında oluyorum akşam 6 gibi. Linki zaten sabitlemişim, başta da gördünüz. İlk sezonun sonundayız arkadaşlar. İkinci bitirmişiz. 40 gol atılmış, 22 gol yenmiş. Şampiyon takım da aynı şekilde ama çok beraberliğimiz var. Kupa alındı mı? Kupa da alınmamış. Kupada elenmişiz, gitmişiz. Süper Kupa. Lewandowski'nin eski takımı onsuz da kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni de almışlar Chelsea'ye karşı. Avrupa Ligi'nde biz grubumuzu sonuncu bitirmişiz. Berbat bir durum. Kim şampiyon olmuş? Bir diğer eski takımı Dortmund şampiyon olmuş Leipzig'e karşı. Peki Leva gol kralı oldu mu? Ne yazık ki. Lan Leva takımda değil, bir dakika. Serbest kalma bedeli varmış. Leva nereye gitti abicim? Ücretsiz transfer falan. Derby County'ye gitmiş. Biyografisi. 73 overall'dı orada. Derby County 6. bitirmiş. Acaba yükseldiler mi Premier Lig'e? Geldik Derby County'ye arkadaşlar. Leva burada ne yaptı bir bakalım. Kazım Richards normalde forvetleri ama onun yerine Lewandowski'yi getirmişler 73 overall'ıyla. Sadece 2 overall artmış. Bizle kalsaydı acaba daha fazla artar mıydı? Kaç maça çıkmış ona bir bakalım. Toplam verimde bu eleman en çok oynamış. En çok da gol atmış. Lewandowski gelmiş burada 0 maça çıkmış arkadaş. O nasıl oluyor ya? Yani onun yerine daha iyi bir forvet de yok. Bu elemanı sürekli oynatmışlar. Ara transferde alıp da oynatmamışlar. Orası da bir garip. Acaba Premier Lig'e yükseldi mi adamlar? Onu bir görelim arkadaşlar. Lütfen playofflarda yükselmiş olun. Yes! Yes, yes, yes. Ama Leva oynamadan yükselmişler. Neyse, Premier Lig için almışlar adamı. Kontratta Premier Lig'de oynayacaksın koçum demişler. O da gelmiş buraya. Derby County Premier Lig'e yükseliyor. Lewandowski de ilk sezonundan Premier Lig'e gidiyor gibi oluyor. İkinci sezonda Premier Lig'de olacak. Arkadaşlar, ikinci sezonda şimdi Premier Lig'de değiliz. Championship'te görünüyoruz. Yani şike var burada arkadaş. Biz Cardiff City'yi yenip Premier Lig'e yükselmiştik. Cardiff City'yi göremedim bizim ligde ve Cardiff Premier Lig'de. Aa, hakkımız yenilmiş abi. Lan Lewandowski Premier Lig'de görecektik, ne güzel. Çok ayıp ya, çok ayıp. Şimdi hemen bir takımı düzenleyeyim. Şurada bir 70'lik oyuncu varmış. 71'lik sağ orta saha var. Daha iyi bir stoper var mı? Yok gibi görünüyor. Sol bek, daha iyi bir sol bek var. Arkadaşlar, yani bu haksızlıktan dolayı şu elimizdeki 15 milyona ben bir kaleci almak istiyorum açıkçası. Kaleye Handanovic'i getirdim arkadaşlar. 87 rating, 36 yaşında. Sezon sonuna kadar düşecektir ama Premier Lig'e bizi götürebilecek mi Lewandowski ile beraber? Leva da burada gol kralı olabilir mi ikinci sezonda? Sezon sonunda bir görelim. Arkadaşlar, ikinci sezonun sonunda haksızlıktan sonra bakalım Premier Lig'e tekrar çıkabilmiş mi Derby County. Üçüncü bitirmiş takım. Yani kaleciyle falan beraber, gerçi diğer oyuncular o kadar yüksek reytingli değil de. Yine playoff var. Hocam, kazanmışsak eğer yani bu sefer bizi gönderin lütfen. Playoffs.
Kazanmışız Sheffield Wednesday'e karşı. City FA Cup'ı almış. Bizi City elemiş. Carabao Cup. Bunu da City almış. Süper Kupa Dortmund'un olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool almış. UEFA'yı da Arsenal almış. Mönchengladbach finalde. Leva gol kralı oldu mu? Yes! Ama Hernandez'le beraber 26 gol. İkisi de 41 maçta. Güzel. Lewandowski işte bu ya. Aradığımız Leva. Gerçi ilk sezon istatistiklerini bilmiyorduk. Bizim takımda kaç maça çıktı falan. Onu öğrenemeyeceğiz artık. En iyi kaleci Handanovic değil mesela. Leva 76'ya yükselmiş ve Polonya milli takımına katılmış. Jozwiak da milli takımda. En verimli oyuncumuz da Lewandowski. 28 gol, 3 asist, 50 maçta arkadaşlar. Lewandowski 3 overall artmış sadece. Umarım dinamik potansiyeli gelecek sezon için biraz daha yükselmiştir. Şimdi bir sezon daha burada takılalım. Premier Lig'de takımı tutabilecek mi Leva? Bir tane daha transfer hakkımız var en verimli oyuncu olduğu için. Geçelim 3. sezona. 3. sezonda Premier Lig'deyiz. Yani teşekkürler Premier Lig. Bize aldığınız için, kabul ettiğiniz için bu sezon. Bu arada Handanovic futbolu bırakmış arkadaşlar. O zaman biz yeni bir kaleci alalım transfer hakkımızla beraber. 68'lik kaleciyle olacak iş değil. Kaç paramız var? 57 milyonumuz var. Dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesini alabiliriz artık o zaman. Yani en iyisini alamayız da belki Szczęsny'yi alabiliriz. Bir şekilde alabildim. 54 milyon verdim. Bütün parayı harcadım yani. Şuna bakın, 1 milyonumuz kaldı. Szczęsny, Jozwiak, Lewandowski. 3 tane Polonyalı oyuncu. Bielik de var. 4 tane Polonyalı oyuncu. Şimdi Leva'yı bu sezon için ne yapıyoruz? Gol makinesi demiyoruz. 81 bitiriciliğe gelmiş. Komple santrfor diyeceğim. Kısa pas, top kontrol, soğukkanlılık. Soğukkanlılık en önemli özellik burada. Komple santrforda ya da hedef oyuncu diyelim, kafa isabetini öncelikle yükseltelim. Bielik de MDO'ydu, onu stopere çevirdim kesinlikle ki Bird oynasın. Şimdi bakalım bizim gençler ve Polonyalılar ne yapacaklar Lewandowski ile beraber. Premier Lig'deyiz. Lewandowski ilk Premier Lig sezonunda gol krallığını ele geçirebilirse süper olmaz mı? Geçelim sezon sonuna. Takım Premier Lig'e tutunabildi mi? Lewandowski ne yaptı? Çıktık ve yok, sonuncuyuz. 22 puan. Of, sadece 4 galibiyet. 40 gol atılmış, 80 gol yenmiş. Oha, daha neler. 80 gol yiyen, 80'i geçen başka takım yok. FA Cup. Sürpriz yok mu? Yok. Carabao Cup. Orada da sürpriz yok. İkisini de Tottenham almış. Süper Kupayı Arsenal almış. Liverpool'a karşı 4-0. Liverpool'un kalecisi falan mı yokmuş? Ne olmuş? Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'ni kim almış? Milan almış. Manchester City finale gitmiş orada. Çok acayip. Mönchengladbach'ı zar zor geçmişler yalnız. Şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ne o zaman Paris Saint Germain oluyor. Tottenham bu sezon efsane bir sezon geçirmiş demek ki. Finalde yeniliyor. Premier Lig'de şampiyon o zaman Tottenham mı? Yo, City. Neyse, Leva ne yaptı abi? Lewandowski ilk 8'de yok ama Lewandowski 14 tane gol atmış. Hiç de fena değil. Salah gol kralı. 79 overall'a yükselmiş. 21 tane gole katkıda bulunmuş. Ama istediğim gibi hızlı gelişmiyor. Lewandowski'yi bu takımdan uzaklaştırmamız lazım. Zaten teklifler de yağmış ona. Yani 79'luk bir forvetin Championship'te işi olmaz arkadaşlar. 4. sezonda bakalım hangi takıma geçiyoruz. Lewandowski için 2 teklif var. PSV ve Mönchengladbach. Mönchengladbach hiç de fena olmaz aslında. 2 tane forvetleri var. Birisi zaten 69, birisi de Yusuf Poulsen. Arkadaşlar, Leva oraya cuk diye oturur. Teklifi kabul ediyoruz ve Lewandowski'yi Mönchengladbach'a gönderiyoruz. Mönchengladbach'a geçmeden ta Eylül 1'i bekledim arkadaşlar ki hani adamlar transfer yapıyorlarsa yapsınlar. O esnada gidip Aubameyang'ı getirmişler bir de, görüyorsunuz. Soler'i yanılmıyorsam getirmişler. Emin değilim o konuda. Şimdi takımı şöyle 4-1-2-1-2'ye alırsak eğer, Lewandowski en iyi ikinci santrfor galiba. Çünkü artık burada Yusuf Poulsen'i göremiyorum. Onu paketlemişler. Çok iyi olmuş. Aubameyang'la Lewandowski beraber oynayacaklar. Şimdi simülasyona geçmeden Soler MO. Sol orta saha yapması çok uzun sürüyordu. O yüzden orada MO olarak oynayacak ama Çukwueze sağ orta saha olarak oynuyor. Leva ile Aubameyang da forvetle, bakalım ne yapacaklar. Bu sezon UEFA Kupası geliyor mu? Mönchengladbach şampiyon olabilir mi Bundesliga'da? Geçelim görelim sezon sonunda. Bundesliga'da Lewandowski ne yaptı? Çıkıyoruz. Ve 5. lig. Yani bir sürpriz şampiyonluk gelseydi ne güzel olurdu. 5. ligle UEFA'ya mı gidiliyor burada? Dortmund şampiyon. Kupa, o da Dortmund'un olmuş. Yarı finalde bile yokuz. Süper Kupa Milan'ın olmuş. Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid'in. Bayern finalde yenilmiş. Dortmund'u da yenmiş Atletico Madrid. Avrupa Ligi'nde grubumuzdan çıkmışız. Çok domine etmesek de.
İlk tur kim gelmiş acaba? İlk tur Spartak Moskova gelmiş. 6-2 yenmişiz. Son 16 Genk gelmiş. 3-2 yenmişiz. İyi gidiyoruz. Derken Villarreal bizi ikinci maçta elemiş ve Villarreal finale gitmiş. Lazio'ya karşı yenilmiş. Tüh be. Takım yaşlandı galiba, o yüzden hani ilk başlarda daha iyi oluyor Mönchengladbach ama burada görüyorsunuz gol krallığında Lewandowski 11 gol atmış, Chukwueze 15 gol atmış. Leva 81 overall, yani iyi bir sezon geçirmemiş gibi görünüyor. En verimli oyuncumuz değil, en verimli oyuncumuz Soler olmuş. Ve Aubameyang olmuş. 24 verim ikisi de. Burada goller çok bölüşülmüş ya. Chukwueze oğlum, senin işin asist yapmak, gidip gol atmışsın ya. Ayıp ya. İyi de maça çıkmış yani Leva. 81 overall kötü. Şimdi 5. sezonda bence bu takımdan ayrılmanın zamanı geldi. Kupa yok, hiçbir şey yok 4 sezondur. Gelişimini beğenmiyorum Leva'nın. Daha güzel bir takıma gitmesi lazım. Tek forvet oynaması lazım. Şimdi 5. sezonda Leva'ya Inter'den bir teklif var. Politano falan, böyle takaslı bir teklif. Inter mantıklı. Inter'de forvet eksiği var gibi. Teklifi kabul edelim. Zaten artık teklif nereden gelirse gelsin bir de kabul etmeye çalışacağım arkadaşlar. Ne oluyorsa olsun yani, sonuçta her şeyi de kazanacak halimiz yok her sezon. Bu Politano için yetki verelim. Okey, Politano kabul etti. Onu da kabul ediyoruz biz. Ve gördüğünüz gibi Inter'e geliyoruz Lewandowski ile beraber. Şimdi bakan bu. Sen bir çık. 81'lik Lewandowski gelsin. Kore'ye onun yerine Zaha var. Biz bu taktiği biraz değiştirmemiz gerekiyor yalnız. Nainggolan'ın yerine Delaney var burada. Phil Foden'ı görüyorum yedeklerde, 91. Vay be. Güzel. Di Marco'nun yerine Lemar var sol orta sahada. Hakimi zaten en iyi sağ orta saha. Skriniar Süle iyi. Stoper'de Çağlar gelmiş. Audero kaleci biraz düşük ama takımın geri kalanı fena değil. Barella da 89 burada. Başka da yüksek reytingli oyuncu pek yok gibi. Şimdi 3-4-2-1'e geçtim. Phil Foden'ı biraz geri çekince merkez ofansif orta sahamız olabiliyor. Şöyle biraz daha geri çekeyim tam limitinde. Kore'ye de OF kalsın. Lewandowski tek forvet. Ondan iyi forvet yok zaten. Zaha eğer orada oynarsa sıkıntı olabilir. Barella, Mayeo, Lemar iyi. Çağlar, Süle, Skriniar zaten 10 numara. Ya Delaney oynayacak ya Sensi oynayacak diğer orta sahada da. Leva hala gelişim gösteriyor. Orası iyi. Yani dinamik potansiyelde 81'i geçmiş. Hedef oyuncu diyeceğim ki kafa isabeti yükselsin. Gücü mücü yükseliyor. Komple santrfor dersem pas falan yükseliyor ama atak pozisyonu, şut gücü, bunlar hiç gelişmiyorlar nedense. Inter muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ndedir bu sezon. Sezon sonunda göreceğiz. Ne oluyor? Şampiyonluk geliyor mu? Şampiyonlar Ligi'nde bir yere varabiliyor muyuz? Sonunda Lewandowski gol kralı olabilecek mi tekrar? Geçelim 5. sezonun sonu. 5. sezonda Leva Inter'de ne yaptı? Çıktım. Şampiyon oldu. İlk defa, ilk kupası 5 sezon sonra geliyor. En çok gol atan takım, en az gol yiyen takım. Efsane. Defans işe yaramış. Coppa Italia, onu alamamışız ne yazık ki. Avrupa Ligi'ne önce bakalım. Leicester City almış Tottenham'a karşı. İngiliz final. Şampiyonlar Ligi. Grubumuzu ikinci zar zor tamamlıyoruz. Bizim grubun üçüncüsü Avrupa Ligi'ni almış. Lyon lider. Son 16 kim gelmiş? Braga gelmiş, zar zor deplasman golleriyle geçiyoruz Braga'yı. Çeyrek final, onları da 4-4 Atletico Madrid'in deplasman golleriyle geçiyoruz. Yarı final, ah Dortmund, Leva'nın gerçek takımlarından. Ve finalde Real Madrid penaltılarda alıyor Şampiyonlar Ligi'ni. Çok yaklaştı Leva. Acaba bu başarının ne kadar bir parçasıydı Leva? Gol kralı olmuş, demek ki büyük bir parçasıymış. Asist krallığında Barella lider, en iyi kaleci Audero inanılmaz. Audero acaba ne kadar gelişti? Hiç gelişmemiş. Leva 2 overall artmış, 83'e gelmiş. En verimli oyuncu 29 verim, 30 verim. Lewandowski en verimli oyuncu. Bir tane transfer hakkımız olacak gelecek sezon için arkadaşlar. Olmadı artık Ballon d'Or'a da bakmaya başlayabiliriz. 6. sezona geçelim, Ballon d'Or'u bakalım kim almış. Yeni sezonda Donnarumma'yı bir alalım öncelikle. Onunla başlayalım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yani Audero'nun 83 overall'ına güvenemeyeceğim. 120 milyona Donnarumma'yı alıyoruz. 92 rating. Leva hala gelişim gösteriyor. 90 bitiriciliğe yükselmiş. Gol makinesinde atak pozisyonu yükselecek. Penaltıları yükselecek. Tekrar gol makinesi diyeceğim ben ona. Joaquin Correa 4 ay sakat ama orada 80'lik Salcedo oynayacak. Taktiği bozmuyorum zaten. Şimdi sezon sonuna geçmeden önce bir Ballon d'Or'a geçeceğiz ve ondan sonra da Şampiyonlar Ligi geliyor mu göreceğiz. Ballon d'Or'u Joao Felix almış arkadaşlar. Ve sezon sonunda bir şampiyonluk daha var mı? Oo, bir puanla kaçmış. Juventus alıyor. En çok gol atan, en az gol yiyen onlar.
Süper Kupa sezon başında Napoli almış, onu da kaybediyoruz. Kopa İtalya'yı alabilmişiz en azından. Yani bir tane kupamız olmuş. Süper Kupa'yı kim almış? Leicester almış. Vay, Real Madrid'i devirmişler. UEFA'yı Dortmund alıyor Paris Saint Germain'e karşı. Leicester yarı finalde elenmiş. Deportivo Alaves farklı bir takım yarı finalde. Şampiyonlar Ligi. Grubumuzu lider tamamlamışız. Barcelona ikinci bitirmiş. Son 16 ilk turdan Genk gelmiş. 4-0 geçmişiz. Sonra Lyon'a 3-2 eleniyoruz. Yuh! Lyon finale gidiyor. Lyon Şampiyonlar Ligi'ni alıyor Sociedad'a karşı. Oha, daha neler. Çok sürpriz sonuçlar. Lewandowski ikinci gol krallığında. Phil Foden'la aynı sayıda gol atmış. Yani Lewandowski paralel evrende hiç de iyi gitmiyor arkadaşlar. 86 overall'a yükselmiş. Toplam verimle 33 gole katkı. Takımın en verimli oyuncusu yine. Lyon'un kalecisi 75'lik bir kaleci. Arkadaşlar takıma gel. 75'lik 3 tane kaleci var Lyon'da. Ryan Cherki 84. Munir El Haddadi 83. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ni almış be. Ocampos 83. Enzo Crivelli 2 maça çıkmış, 2 golü var. 80'lik bir orta saha. Odriozola 82. Sağ bek 2 tane 82'lik sağ bek. Denayer 83. Badi Yeşili 82. Sörlotor'da maça çıkmam. 2 maça çıkmış. Sol bek 82. Merkez orta saha 83. Abi bu takım nasıl Şampiyonlar Ligi'ni alıyor ya? Resmen bir underdog hikayesi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Lewandowski'ye hüsran üstüne hüsran. Bir sezon daha burada kalmak mantıklı. Takım hayvan gibi çünkü. Bence buradan devam. Arkadaşlar bu sezon Frankie de Jong'u takıma katacağız. Çünkü Lewandowski yine en verimli oyuncuydu. Şimdi iki tane orta saha, 91'lik, 92'lik Foden, 89 Hakimi, Lewandowski 86, gelişmeye devam edecek. Çağlar, defans harika. Şöyle yapalım, Skriniar ortada oynasın. Lewandowski hedef oyuncu, kafa isabeti 72 nedir ya? Ayıp, 9 numara Wilfried Zaha'da, ayıp ya. Leva'ya verdik abi, şimdi Leva coşacak. Bu sezon her şeyin gelmesini bekliyorum açıkçası, yani ayıp. Yoksa başka takıma geçerdik. Öncelikle bir Ballon d'Or'a bakalım. Yılın futbolcusu Kylian Mbappe. Hiç sürpriz değil. Hala galiba Paris Saint Germain'de 95 ratingde. 7. sezonun sonu, hadi bakalım. Şampiyon, rahat. 93 gol atılmış. Lewandowski bu sene coşmuş bence. 31 gol yenmiş. En az gol yiyen takım Milan. Süper Kupa. Sezon başında kaybetmişiz. Copa Italia, onu da Juventus almış. Avrupa Süper Kupası Dortmund'un. UEFA, Manchester United, Leeds United. Leeds United finale gitmiş. Vay be, Leeds United ilk defa. Sürpriz bir şekilde. Şampiyonlar Ligi. Grubumuzu lider tamamlamışız. Fenerbahçe 0 puan çekmiş. Son 16. Evet, Chelsea'yi geçmişiz 5-2. Sonra Bayern Münih'i geçmişiz ikinci maçta 3-2 toplam. Yarı final Dortmund'u geçiyoruz 2-1. Leipzig'e karşı finaldeyiz. Leipzig 3-0 yeniyor bizi. Abi inanılmaz bir skor değil mi? Lewandowski'nin paralel evreni hiç istediğimiz gibi gitmedi. 30 gol atmış ligde. Hey maşallah diyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de 9 gol atmış 13 maçta. Leipzig'in kalecisi gol yenmeyen maçta en iyisi, görüyorsunuz. Yani o da öyle açık ara değil. Ortak olarak Gulatzi. Yani final maçında bu kadronun gol atmaması imkansız gibi bir şey ya. Şuna bak, Lewandowski 3 overall artmış. 41 gol 1 asist toplam verim. Arkadaşlar bence son sezon için başka bir takıma gitmesi lazım Lewandowski'ye. 8. sezonda Manchester City'den teklif var arkadaşlar. Tottenham'dan da var. Hangisine giderse gitsin. Şöyle teklifi kabul edeceğiz. 3-4 gün ilerleyelim bakalım hangisine gidiyor. Yönetim Manchester City'nin teklifini kabul etmiş. Tottenham geri çekilmiş. Tabii daha fazla para veren City'de. Ve Manchester City'ye geldiğimizde forvette Moise Keane varmış. Ya da Ken nasılsa. Lewandowski 89. Başka hangi forvetler var? Immobile 76'ya düşmüş. Calvert-Lewin 85. Bu 4 tane eleman yedek forvet olacaklar. Orta saha felaket. Marcos Llorente var. Yedeklerde Savic var. Goretzka var 88, ikisi de. De Bruyne 88. İnanılmaz bir rotasyon. Sol bekte Luke Shaw var burada. Ruben Dias duruyor. Laporte 89. Sağ beke Brandon Williams gelmiş ama Pedro Porro da var 87'lik. Yani artık Leva'yla bir Şampiyonlar Ligi kazanalım arkadaş ya. Bir şeyler kazanalım. 3 tane kupa kazandık 8 sezonda. Berbat. 2 tane gol krallığı var. Orası ayrı. Oralar iyiydi. Ya da 3 tane mi olmuştu?
Ama sezon sonuna geçeceğiz abicim. Tabii ondan önce bir Ballon d'Or'a da bakalım. Ballon d'Or yılın futbolcusu yine Mbappe oluyor. Hala 95 reytingde. Şimdi City ile sezon sonunda da ne oldu? Şampiyonluk gelmiş. Rahat değil de çok sıkı bir lig varmış. İlk 4'teki takımların hepsi şampiyon olabilirmiş. FA Cup, onu finalde Liverpool'a kaybetmişiz. Carabao Cup, onu da United almış yarı finalde bizi eledikten sonra. Süper Kupa, United'ın olmuş. Avrupa Ligi, bu sezon Milan'ın olmuş. Sassuolo finale gitmiş. Şampiyonlar Ligi, grubumuzu lider tamamlamışız. Son 16 Lille gelmiş, geçmişiz 5-1. Manchester United'ı geçmişiz zar zor. Yarı finalde Atalanta'yı geçmişiz ve diğer yarı finalist Inter finale gidiyor. Atletico Madrid'i elemişler. Final yine. İkinci finali Lewandowski'nin. Onu da yine gol atamadan kaybediyor. Eski takımına bir de ya. Leipzig'e 3-0 yenilmekten daha büyük koyuyor bu. Leva oğlum senin sorunun ne kral ya? Gol kralı bak burada olmuş. Hani eşit Gerhard'la falan. Ama abi 93 reytinge de gelmiş. Toplamda 32 gol atıp 10 asist de yapmış. 42 verim. Takımın en verimlisi. Ama Lewandowski bir türlü Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmayı başaramadı. Inter'in forveti Eddie Salcedo arkadaşlar bu arada. 13 maça çıkmış 7 gol atmış. Leva'dan sonra başka transfer yapmamışlar forvet için galiba. Bir Jelson Dalı'yı görüyorum ama o da oynamamış ki zaten. Gerisi hepsi aynı. Vay be. Yani demek ki sorun Lewandowski mi arkadaşlar? Artık bitti. Bu sezonu sadece bir Ballon d'Or'u kaldı. Ona bir bakalım. Oo, Leva'ya Ballon d'Or gelmiş. Abi bu dünyanın şoku. Oha. Bunu hiç beklemiyordum. Arkadaşlar Lewandowski nasıl Ballon d'Or'u kazandı ya? Aa, belki Dünya Kupası falan mı vardı? Orada bir şeyler mi yaptı? Ne yaptın oğlum Leva? Ne yaptın ya? Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olma ihtimali vardı. Ona bakmadık. Vallahi helal. Şok oldum yani. Bunu gerçekten beklemiyordum. Hadi ne olmuş olmuş. 9. sezon. Sezon sonuna geçelim. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde alabilecek mi kral? Görelim. Ve 9. sezonun sonunda da Lewandowski şampiyon olmuş. Gol kralı da muhtemelen oldu. Avrupa Ligi'ni Hertha Berlin almış. Bordeaux finale gitmiş. Şampiyonlar Ligi'ni aldı mı? Önemli soru o. Gruptan ikinci çıkmış takım. İlk turdan Inter. Eski takımı. Penaltılarda geçiyor City'yi ya. Inter mi alıyor yine? Inter ya. Aa, penaltılarda Real Madrid'i. Lan Leva. Arkadaşlar Leva'da büyük uğursuzluk varmış demek ki. 94 overall'da bitirmiş. Gol kralı mı? Gol kralı 26 golle. 31 gol 4 asist. Vallahi arkadaşlar çok acayip bir paralel evren oldu. Bence böyle yapmamız da daha güzel oldu. Toplamda biliyorsunuz 459 golü 128 asisti vardı 630 maçta. Burada 403 maçta 220 gol atmış, 34 asist yapmış ve 6 tane kupa kazanabilmiş sadece Lewandowski. Şampiyonlar Ligi kazanamadı. Gerçek hayatta yanılmıyorsam sadece tek kupasını geçen sezon kazanmıştı Bayern'le. Burada Şampiyonlar Ligi gelmedi. Ama burada gelen bir şey vardı. O da sürpriz bir Ballon d'Or'du. Çok şaşırdım ben. Açıkçası hani neye göre veriyorlar genellikle Ballon d'Or'u hala anlam veremiyorum. Normalde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın en iyi oyuncusuna veriyorlar diye düşünüyordum ama artık burada gol kralı falan mı olmuştu? Şampiyonlar Ligi finalinde gol atamamasına rağmen Ballon d'Or'a layık görüldü Lewandowski. Bir sonraki bölümde hangi oyuncuyu görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Euro 2020'de oynayan bir oyuncu, gündeme gelebilecek bir oyuncu yazarsanız daha çok yapma ihtimalim olur. Quaresma'yı istiyorsunuz biliyorum. Onu ileride yaparız. Ama şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Teşekkür ettim. Like butonuna basmadan çıkmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.